Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Milli Savunma Bakanlığı ilk kez açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nca yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 81 teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2201'e ulaştığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında Mehmetçiğin 22-23 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarında bir kez daha göğsünü siper ettiğini, hainlere geçit verilmediğini söyledi. Saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabır dileyen Aktürk, hain terör saldırıları sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan toplam 71 hedef başarıyla imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatlarıyla bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Böylece 81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2201'e ulaşmıştır bilgisini paylaştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel ile beraberinde TSK Komuta Kademesi'nin 2022-2023 Aralık'ta teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar sonrasında düzenlenen hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sek ve idare ettiğini belirten Aktürk, Bakan Güler'in bölgeye giderek şehitler için Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen uğurlama törenlerine katıldığını ve terör saldırılarında yaralanan personeli hastanede ziyaret ettiğini hatırlattı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.